Herkese yeniden merhaba. Hazır mutfağa girmişken arka arkaya bu videoları çekmek istedim. Tabii siz bu videoları çok aralıklı izlediyseniz şu an tamamen manasız bir giriş oldu bu. O yüzden geri alıyorum, başa sarıyorum. Evet, Beauty Blender nasıl temizlenir? Beauty Blender'ın nasıl temizlendiğine dair ben de tabii ki ilk aldığım zamanlarda birçok yazı ve işte araştırma yaptım, video baktım. Beauty Blender işte normal fırça temizleyicilerle temizleniyor. İşte normal beyaz sabunla temizleniyor. Beyaz sabunun en iyi temizlendiği söyleniyor. Fakat tek at, özellikle suya dayanıklı fondöteni kesinlikle bunların hiçbiri çıkarmıyor. Kafayı saçınızı başınızı yoluyorsunuz. İşte şampuan da çıkarmıyor vesaire. Çünkü sünger olduğu için böyle hem süngerin dokusuna yapışıyor hem içine çekiliyor falan filan. Dolayısıyla da ben de bununla tanıştım. Liquid Blender Cleanser diye bir şeyle tanıştım. Bu arada bu böyle hafif, nasıl desem, gliserin kıvamında böyle bir jelimsi, bulaşık deterjanından birazcık daha koyu kıvamlı diyebilirim. Bu nedir onu da? Real Techniques'in makyaj fırçası temizleme şeyinin kıvamına benziyor. Fakat bu arada kesinlikle bunu temizlemiyor, onu söyleyeyim baştan. Yani suya dayanıklı, normal fondötenlerini hatırlamıyorum ama temizleniyor. Bu bızı Douglas'tan hediye verdiler. Liquid Blender Cleanser. Galiba bu Beauty Blender'ın mı? Evet, Beauty Blender'ınmış. Bu bile bir takım lekeler bıraktı. Güzel temizledi. Gerçekten normal fondöteni güzel temizledi. Suya dayanıklı fondötenden de mesela Estée Lauder Double Wear'de, hani en dayanıklı olan fondötende başarılı olmadı. Peki nedir bu en başarılı olan şey? Fırçalarınızda da, inatçı fırçalarınızda renklerde, renkleri çıkarmada da, normalde de ben çok fazla kullanıyorum. Bulaşık deterjanını zaten kullanıyorum. Fakat bulaşık deterjanından öncelikle belki şöyle bir suyunu akıtmak, rengini almak için önce bir kullanabilirsiniz. Herhangi bir şampuan, bulaşık deterjanı, işte bebe şampuanı vesaire. Antibakteriyel el sabunu, antibakteriyel olması zaten aynı zamanda dezenfekte etmek için de iyi oluyor, güzel olabilir. Fondöteni şimdi yıkayacağım. O mucize tabii ki çok konuştum. Zeytinyağı. Zeytinyağı yağ olduğu için muhtemelen fırçanın da işte süngerin de üzerindeki o şeyleri böyle tutup akıtıyor. Şimdi gelin hep beraber zeytinyağıyla ben bu suya dayanıklı fondöteni nasıl çıkaracağım görelim. Beauty Blender'ı batırıyorum zeytinyağına ve sonrasında ne yapıyorum? Şu hareketle akıtıyorum içindeki şeyi, fondöteni. Sıkıyorum ve akıtıyorum. Sıkıyorum, akıtıyorum. Bu en iyi bulaşık deterjanı. O yüzden bulaşık deterjanına eğer hani temizlemede hoş gözle bakmıyorsanız, fırça ya da sünger temizlemede hani bu tip bir temizleyiciyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tekrar aynı normal yıkıyorum. Bunu normalde şu şekilde yıkamak gerekiyor. Normalde bir kaba su koyuyorsunuz ve içerisine işte biraz bulaşık deterjanı direkt süngerin üzerine de dökebilirsiniz. Sonra süngerinizi sıkıp bırakarak işte içerisine sabunlu suyun işlemesini ve de kendi kirini bırakmasını sağlıyorsunuz. Böylece zaten zeytinyağından da temizlenmiş oluyor, fondötenden de temizlenmiş oluyor, her şeyden temizlenmiş oluyor. Fondöteninden eser kalmadı. Sonra su dolu kapta yine aynı hareketle sıkıp bırakıyorum, sıkıp bırakıyorum, sıkıp bu şekilde bırakıyorum ve en son sıkıyorum, çıkarıyorum ve bırakıyorum. Ta-da! Tertemiz bir süngerim oldu. Hiçbir şekilde fondöten lekesi kalmadı. Sonrasında da ben bu şekilde havluya presliyorum ve kurumaya bırakıyorum. Direkt bu şekilde bir havlu peçetenin üzerine koyup havlu kağıdının üzerine kağıt havlu söyleyemedim. Üzerine koyup bırakabilirsiniz ya da böyle yumurtalığa işte bir çay bardağının ağzına koyup bırakabilirsiniz ama o zaman tekrar sonrasında çıkarıp çevirmek gerekiyor çünkü bu sefer aşağı doğru aktığı için bu da hava almadığı için ucunda işte küflenme vesaire sorunu yaşayabilirsiniz. En güzeli peçetenin üzerine bu şekilde bırakmak.
İşte böyle hayatımızı ya makyajımızı inanılmaz kolaylaştıran bu tip ürünleri temizlemesine deli oluyorum. Özellikle de işte fırça yıkama, bu aparatlar sayesinde işte daha önceki videomdaki gördüğünüz aparatlar sayesinde inanılmaz kolay. Yalnız beauty blenderı temizlemek birazcık daha meşakkatli. Güç istiyor, sıkmanız gerekiyor iyice o fondöteni akıtmak için ama sonucunda böyle tertemiz, pofidik, yeni kullanımlara hazır bir süngeriniz olmuş oluyor. Videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ben de böylece teşvik olup size daha güzel videolar hazırlamaya çalışayım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Bu sefer bu hareket yapabileceğim. Haha!